zaman böyle şeyler yaşadık. Ama diyorum ya, bizim sektörümüz sonuçta özellikle Türkiye'de böyle. Eğer bu sektördeyseniz bu baskılara alışkın olmanız lazım. Neyse, iyi ki milli takım konusunda konuşuyoruz. Yoksa seninle Beşiktaş'ı bir 3 saat konuşurduk. ben tekrar hocama dönmek istiyorum. Sevgili Montella, Karadağ maçından sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki başka türlü oynanamaz mıydı? Başka bu sonucu gördükten sonra hani bir hata yaptınız mı gibi bir soru geldi. O da dedi ki daha fizikli bir kadroyla çıkabilirdim ama bu benim taktik anlayışıma ihanet olurdu dedi. Ben bu söylemi çok önemsiyorum. Bir hocanın bir taktik anlayışı olmalı ve bunun için de gerekli riskleri almalı. Çünkü futbol bu. Kazanırsınız, kaybedersiniz. Bir maç kaybetti diye bütün her şeyi sorgulayan bir ülkede olmamıza rağmen bu duruşu önemsiyorum. Gerçekten bundan sonra da hoca kendi taktik anlayışında devam edecek mi? Ama bazı maçlar olabilir. O günü kurtarmak için farklı bir oyun planı yapmak ister mi? Bunu, yok, ben aynı bildiğim yolda devam ediyorum da ısrarcı mı hocam? No, là, c'è stato un fraintendimento. Intanto grazie per la domanda perché è rimasto qualcosa in sospeso. Io ho detto che anche poi nella traduzione non è facile, che non potevamo giocare in maniera differente perché la mia filosofia è diversa. Non mi riferivo a questo, la mia idea era noi, cioè, il nostro modo di giocare, le caratteristiche dei nostri calciatori e la tecnica dei nostri calciatori ci ha portato ad avere dei risultati eccellenti e delle prestazioni eccellenti. Quindi siamo quei giocatori lì, ogni partita a livello anche internazionale, sia tecnica sia fisica, ma mettendo in campo, in quelle condizioni del campo, soltanto il fisico, penso che avremmo avuto meno possibilità di poter vincere la partita. Infatti la squadra ha lottato, la squadra ha giocato, ci ha provato fino alla fine, purtroppo per diverse situazioni non siamo riusciti ad arrivare al risultato. Però ecco, c'è una bella differenza, bisogna sempre adattarsi, lo facciamo sempre anche all'avversario, in questo caso anche al campo, al terreno di gioco, alle situazioni atmosferiche, eccetera. Yani aslında bu soru için teşekkür ederim. Çünkü o günkü açıklamadan sonra bir yanlış anlaşılma olduğunu fark ettim. Yani bunu çevirirken de aslında bir zorluk yaşanabileceğini de tahmin etmiştim. Ben o gün kendi felsefeme karşı gelirim ibaresini kullandığımda yani şunu aslında kastettim. Bizim takımımızdaki futbolcuların özellikleri belli. Yani bizim teknik kapasitemizin yüksekliği de belli. Yani bizim aslında takımın kimliğine aykırı bir futbol olmuş olacaktı. Yani çünkü bizim futbolcular biz hazırlarken her zaman rakibe adapte olarak hareket ediyoruz. Kendi özelliklerimize göre hareket ediyoruz ve o gün maalesef öngörülemez şartlar vardı ve sonucu odaklı hareket edemedik. İstediğimiz sonucu alamadık belki. Ama dediğim gibi yani o gün o yanlış anlaşılma aslında benim kendi felsefem değil de bizim elimizdeki futbolcuların özellikleri ve teknik kapasitesiyle alakalı. En iyileri en iyi şekilde kendi futbolumuzu yansıtabilecek şekilde oynatıyoruz. Ama tabii ki de o günkü şartlar maalesef öngörülemez şartlar vardı. Onlar bizim sonuç almamızı engelledi. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum böyle soru sorduğunuz için. Çünkü arada havada kalmış bir meseleydi benim için. Tekrardan bu konuya değinmek iyi oldu benim için.